nedendir? Of. Her şey çok karışık ya Efke. Nereden konuşmaya başlayacağımı bilemiyorum. Söylesem tesiri yok. Sussam gönül razı değil diyorsun yani. Bizi susmaya alıştırdılar be kızım. Hani erkekler diyor ya, kadınlar çok konuşuyor diye. Hep susturulduğumuzdan düşer bizim çenemiz. Ona bakma, öyle konuşma, onu yapma, onu sevme diye diye büyüttüler bizi. Zaten bu memlekette kadın olmak zor. Bir de üstüne biraz güzelsen, biraz tatlıysan yandın. Hele bir de biraz kafan çalışıyorsa en tehlikelisi sensin. Bizden ne istediler ya? Sadece sevmek, sevilmek istedik. Tertemiz bir aşktan başka ne istedik ki? Aşkın hesaplanamayan bir zamanlaması var. Hep oradan gol yiyoruz, bakma. Ya birine geç kalıyoruz, ya birine erken. Sonra yaş 30 oldu derken parmağında yüzük, kucağında çocuk, İsveç mobilyalar. Bir de o evin salonunda karton piyerlerin içindeki spot ışıkları aydınlatsın istiyoruz dünyamızı. Ama olmaz. Neden? İçin karanlık çünkü. Aşk için hep imkansızı severler derler ya. Gerçekten öyleymiş. Başıma gelince anladım. Başka yer gerek bazen. Başka zaman. Da. Benim anlamadığım, senin imkansızın kim? Yaşar mı? Herkesin bir imkansızı var işte. Buraya gelmem de bundan. Artık burada kalamam. Dile kırdıya bak. Peki harikas. Giden mi suçludur yoksa kalan mı? Bana sorarsan hep giden. Kalan ne yapsın? Gibi kalmış zaten. Ulan. Bir insan koca bir aşkı kuru bir hoşça kala sığdırıp nasıl başka bir hayata geçer? Hayatım dediğini hayatından atıyorsun. Sonra bir de orada burada ben hala onu seviyorum diyorsun. Hare. Gideceksen sevme. Seviyorsan da gitme zaten. Ben kalsam da sevemem ki. Ama ben sevmek istiyorum. Kendimi tutamayacağımı bildiğim için gitmek istiyorum. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Diz çöktüm dün. Gözümden gönlümden düşen düşene bu öksüz başıma gözdağı verme. Gözümden gönlümden ay ay düşen düşene bu öksüz başıma gözdağı verme.